Nerede Şeniz? Masa ortada, yemek sofrada, kız yok. Hadi Agah'cığım, bak kan şekerin düşecekti, gel. Yemeğimizi yiyelim. Agah Bey. İyi akşamlar. Sizinle biraz konuşabilir miyiz? Seher Hanım, izninizle yemeğe oturmak üzereydik. Sizin için de bir mahsuru yoksa yemeğimizi yiyebilir miyiz? Ne diyeceksen burada söyle Seher Hanım. Peki. Ben siz mahcup olmayın diye ayrıca konuşmak istemiştim. Kızım Cemre, sizin deyiminizle oğlunuzun ayağına takılmamış. Oğlunuz kendi deyimiyle kızıma asılmış. Tokadı da yemiş. Bilmenizi istedim. Hani oğlunuza sahip çıkmanız açısından. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bize afiyet olsun. Benim kalbim haddini bilmez. Dünya kendi etrafında dönüyor sanan. Dünyanın bütün kadınlarını hak ettiğini sanan. Zengin bebesi bir ukala için atmaz. Ye hadi ye. Al ye. Kolum ağrıdı bak benim. Ne istiyorsun? Ben anlamıyorum ki seni. Uçak geliyor falan mı yapayım ben sana? Şarkılar mı söyleyeyim, türküler mi söyleyeyim, ne? Al. Of bu ne ya? Elinde mi tutmuyor senin? Yeter ama ha. Gerçekten daral geldim. Aç kalıyorsan da aç kal. Serum falan takarlar sana zaten. Zaten sana yemek yedirirken içim bir hoş oluyor. Rabbim sen dünyanın bütün ızdıraplarını bana mı veriyorsun? Ay. Izdırap sensin. Aa, sen konuşuyorsun. Sesini duydum ben seni. E tamam. Konuşabiliyorsan yemek de yiyebiliyorsundur. Sen ne yemek istiyorsan söyle, ben gideyim sana onu getireyim. Hiç değilse bu Nurten cadısı bana carlamaz. Ha? Ne yemek istiyorsun? Şş, bir cevap ver. Ne oluyor ya? Nereye bakıyorsun? Hemşirene mi bakıyorsun sen? Gördün mü bak nasıl da sattı seni bana. Keyfi de yerinde. Oh oh ne güzel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ama bak aramızda kalsın. Tamam mı? Ve beyaz tekerlekli prens. Kim tutar seni? Ve sen de ciddi ciddi annemlere neden öpüştük dediğimi anlamaya çalışıyorsun.
Neden? Çünkü o hastalıklı erkek egon bundan bile bir anlam çıkarmaya çalışıyor. Hastalık kısmını bilmiyorum da egosu yüksek olan kesinlikle sensin. Annenlere öpüştüğümüzü söyledin çünkü zorla öpülmüş olmak egona iyi gelmedi değil mi? Kardeşim haddini aştı. Ben de ona haddini bildirdim. Seni bozmayıp kahraman olmanı da annem için izin verdim. Korkaklıktan değil. Bak bunu kanıtlamana gerek yok işte. Ben seni annemin karşısında gördüm. Kesinlikle korkak değilsin. Hatta tanıdığım en cesur aptalsın. Haklıyken geri adım atmamak aptallık yani. Yok o cesaret. Aptallık kime nasıl kafa tutacağını bilmemek. Şimdi de bana taktik mi vereceksin? Sen gerçekten annenden de tuhafsın. Sizi yakaladığımı bile bile benden korkmuyormuşçasına karşıma geçip beni kışkırtmaya çalışıyorsun. Risk. En sevdiğim spordur. Al sana taktik. Git özür dile. İşini geri al. Cepheye dön ve savaş yani. Şimdi de cepheye dönmemi istiyorsun. Döndüğümde savaşacağım düşman sizsiniz. Sen ve annen. Belki de sadece benden korktuğunu gizlemeye çalışıyorsun. Bu nasıl bir oyun bilmiyorum ama ben yokum. Yemem. Ben korkularımın üstüne gitmeyi seviyorum. Mutlu Boğla! Nene! Nene! İki tane de benim için patlattı. Nene yapma! Yardım edin! Koşun! Koşun! Yetişin koşun! Yardım edin koşun! Agah Bey! Agah Bey koşun! Nedim Bey Cenk Bey'i dövüyor! Anne bence sen de koş. Nedim yapma! Nedim yapma! Yapma Nedim! Yardım edin! Vur lan! Vur! Dokun lan! Yardım etsin! Dokun lan! Vur lan! Ölsenize! Nedim! Nedim oğlum! Nedim oğlum! Nedim! Nedim oğlum! Tutun! Kaldırın! Anne! Dedim. Dedim. Ne yaptın sen oğlum? Oğlum! Helal olsun be. Kardeşim benim. Oğlum iyi misin? Anne! Ne oluyor burada? Ne oluyor? Yemiyor, yemiyor dediler. Yürek yemiş ki dedim. Hayır yani sen hangi canınla abime saldırıyorsun acaba? Şuursuz. Ay cidden sinir geldi bana ya. Abimin de kalıbını ama yani. Hadi karşılık vermiyorsun, kapan yüzünü koru değil mi? Sinir oldum. Ya insan gönüllü bir şekilde dayak yer mi? Ha? Resmen isteye isteye dayak yedi. Sanki bir suçu varmış da dayağı hak ediyormuş gibi. Hadi amca. Anlat bana. Ne oldu da böyle oldun? Neye, kime sinirlendin sen? Cenk bir şey mi yaptı sana? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.